Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı gazeteci Dicle Müftüoğlu ve ETA editörü Nadiye Gürbüz mesleki faaliyetlerinden dolayı yargılanıyor. Basını tekeli altına almak isteyen AKP-MHP iktidarı, hakikatin sesi olan özgür basına dönük baskılarını tutuklama, yasaklama ve engellemelerle sürdürüyor. Kendinden olmayanlara tahammülsüzlük ve ötekileştirmeyle yaklaşan iktidar, toplumu tek tipleştirmek, korku iklimini derinleştirmek, suçlarını gizlemek ve gerçeklerin topluma ulaşmasının önünü kesmek için gazetecilere dönük yargı tacizlerini her geçen gün bir yenisine ekliyor. Gazeteciler hedef alınıyor ve katlediliyor. Hukuka aykırı bir şekilde yargılanıyor, tutuklanıyor. Gazetecilere yönelik soruşturmalar, açılan davalar ve verilen cezalar sürerken gazeteciler yalnızca mesleklerini yaptıkları için baskı ve yasaklarla karşı karşıya kalıyor. Buradan yeniden ifade etmek istiyoruz. Gazetecilik faaliyetleri tutuklama gerekçesi yapılamaz. Gazetecilere yaptığı haberleri gerekçe göstererek yargılayamazsınız. Bu köklü geleneğin devamcıları olarak sözümüzü söylemeye, görülmeyeni göstermeye, yazılmayanı yazmaya her zamanki gibi devam edeceğiz. İktidarın piyonu medya gruplarının hedef göstermelerine boyun eğmeyeceğiz. Özgürlüğü yaratmaya yönelik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği olarak baskı altında mesleğini yapmaya çalışan özgür basın çalışanlarının yanında ve dayanışma içinde olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz. İktidarın gazetecilere gözdağı vermek amacıyla özgürlüğünden alıkoyduğu arkadaşlarımızın serbest bırakılması taleplerimizi yineliyoruz. Gazetecilik dün de suç değildi, bugün de suç değil. Özgür basın emekçileri olarak gazetecilerin gözaltı ve tutuklamalarla yıldırılamayacağını buradan yeniden ifade etmek istiyoruz. Tüm demokratik kamuoyuna, meslek örgütlerine ve gazetecilere, gazeteciliği, ifade özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını savunmaya, mücadele etmeyi ve mücadeleyi büyütmeye çalışacağız ve bunun mücadelesini de sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz. Aslında önce şuradan başlayayım. Yani Dicle de ben de bir Dünya Basın Özgürlüğü Günü olan 3 Mayıs'ta seçimlerin ön gününde tutuklandık. Benim tutukluluğum o haksız hukuksuz tutukluluğum 5,5 ay sonra sona erdi ama Dicle hala tutsak ediliyor. İkimizin de iddianamesine baktığımızda asıl olarak bu iddianamelerin gayet politik ve sınıfsal olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz. Sonuçta bizim yürüttüğümüz gazetecilik faaliyeti tam da bu sistemin karşısında onun işlediği suçları ve aynı zamanda sistemin görünmez kılmaya çalıştığı kesimlerin sesini duyurmaya yönelik bir faaliyet. Bu da doğal olarak yönetenleri her zaman rahatsız etmiştir. Bugün de rahatsız etti, geçmiş dönemlerde de rahatsız etti. Bu saldırılar bugüne ait saldırılar değil, yarın da devam edeceğini biliyoruz bu saldırıların. Ve biz dün olduğu gibi bugün de gazetecilik faaliyetimizi kendi politik bakış açımızla, görüş açımızla sürdürmeye devam edeceğiz. Burada dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz bugüne kadar. Çünkü tutsak arkadaşlarımızın büyük bir kısmını bu dayanışmayla ellerinden almış olduk. O bakımdan bugünkü açıklamada oldukça kıymetli, değerli. Burada yan yana gelmiş olmak da, özellikle kadın gazeteciler olarak yan yana gelmiş olmak da benim bakımdan çok kıymetli. Teşekkür ediyorum hepinize. Nadiye Gürbüz ve Dicle Müftüoğlu uzun yıllardır gazetecilik yapan, sahada çalışan gazeteci arkadaşlarımız. Biz onların gazeteciliğine tanığız ama onların gazeteciliğine sadece biz tanık değiliz. Emin olun ki polisler de, savcılar da, onları yargılamak isteyen hakimler de onların gazeteciliğine tanıklar. Çünkü eminim ki onların hazırlamış olduğu bir haberi, çekmiş oldukları bir fotoğrafı mutlaka bir yerde görmüşlerdir, bir yerde okumuşlardır. Yani gazeteci arkadaşlarımız Nadiye Gürbüz ve Dicle Müftüoğlu'nun
gazeteciliğine en azından şu an ihalenin kapısında bulunan polislerin dahi tanık olduğuna eminiz. Nadia Gürbüz ve Dicle Müftüoğlu'nun biz her zamanki gibi serbest bırakılmasını, bu yalan dolan iddianamelerle, tanık ifadeleriyle, gazetecilik faaliyetlerinin suç görüldüğü bir yerde biz sonuna kadar sesimizi duyurmaya, dayanışmaya ve bu mücadeleyi güçlendirmek için elimizden geleni kadınlar olarak, kadın gazeteciler olarak her alanda şiddete, baskılara, otoriterliğe, militarizme karşı sonuna kadar haberlerimizi yapmaya, sesimiz olmaya, sesi yükseltmeye devam edeceğiz. O yüzden gazeteci arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Yeri gelir arkadaşlarımızın sesi oluruz. Yeri gelir arkadaşlarımızın kalemi oluruz. Ama zaten görüyoruz ki arkadaşlarımız cezaevinde de olsa yargı sopasıyla karşı karşıya, baskısıyla karşı karşıya kalsa da o kalemleri aslında hiçbir zaman yere bırakmadı, bırakmayacak. Buradan biz de dayanışmanın çok önemli olduğunu biliyoruz ve çok gerekli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle hem 27 Şubat yarın saat 10'da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Nadiye arkadaşımızın ikinci duruşması görülecek. Hem de 29 Şubat'ta Dicle'nin üçüncü duruşması görülecek. Bu dayanışmayı güçlü kılmak adına başta gazeteciler, basın meslek örgütleri ve haber alma hakkını savunmak adına bütün duyarlı herkesin, toplumun bu duruşmaları, davaları sahiplenmeye çağırıyoruz. Bu hukuksuz yargılamaların son bulması çağrısını yapıyoruz. Ve Dicle Müftüoğlu'nun, meslektaşımızın, gazeteci arkadaşımızın bir an önce serbest bırakılma çağrısını yapıyoruz.